Mahallemiz için tarihi bir gün. Bugün Atakent TV'nin ilk yayınını yapacağız. Ben Atakan Bağış. Kazım Yurtsever. Bugün bu ilk programda önce neden bu programı yapıyoruz ve neden bir TV kurulmasına ihtiyaç var bunu konuşacağız. Ardından Cumhurbaşkanı'nın mahallemize yaptığı ziyaret ve o ziyaret sırasında yaşananlar, bunları değerlendireceğiz. Daha sonra vaktimiz kalırsa da yerel seçim bağlamında AKP ve CHP'nin çalışmalarından bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle neden Atakent TV, neden TV, neden Atakent TV diye bir sizin görüşlerinizi bir alalım. Evet, herkese merhabalar diyorum, iyi günler diliyorum. Atakent TV ekranlarına herkese hoş geldin diyorum. Bu ilk yayınımız, ilk programımız, bizler de heyecanlıyız. Bizim için çok güzel ve çok özel bir gün. Tüm Atakent halkını, bizi mazur karşılamasını diliyorum. Her ne kadar sürçülisan edersek de affola diyelim, değil mi şimdi? Evet. Atakancığım. Neden Atakent TV? Aslında sadece Atakent TV değil ve Atakent Haber. Bu şuradan yola çıktık. Şimdi biz geçmişte de geçmişimiz gazeteci kökenliyiz. Aynı zamanda hem esnaf olarak hem de bu bölgede 40 yıldır yaşayan insanlar olarak Atakent'in kuruluşundan bugüne kadar içinde olmuş kişileriz. Geçmiş dönemde bu bölgede yine medya anlamında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Bakış gazetesini çıkardık. Uzun yıllar Bakış Gazetesi'yle yerel gazetecilik yaptık. Yereldeki tüm haberleri halkımıza ulaştırmaya çalıştık. Sevgili Doğan Özcan abimizin öncülüğünde ben de o dönem genel yayın yönetmenliğini yaptım. Bölgemize birçok insanın köşe yazarlığı yaptığı ve haberleri ulaştığı çok ciddi bir yayındı Bakış Gazetesi. Bakış Gazetesi burada örneği de var, getirdik zaten arşiv olarak. Ama Atakent TV'de bu geleneksel yayının dışında bir şey yapıyoruz. İnternet televizyonculuğu yapıyoruz. Tabii. Daha çok mekandan bağımsız, zamandan bağımsız, insanların istediği zaman gidip izleyebileceği bir mecradan sesleniyoruz. Evet. Neden bu mecra? Yani İşte neden mecranın biz nereden geldiğimizi insanlar bilirse, bizi seyredenler. Şayet ondan sonra bizi seyretme gereğini duyarlar. Çünkü bizim bölgeye ekonomik anlamda, sosyal anlamda bu bölgedeye ne kadar hakim olduğumuzu anlatmak için, geçmişimizin de gazeteci kökenli olduğumuzu söylemek için Bakış Gazetesi'ni ve Atakent Dergisi'ni referans verdim ben. Çünkü çok önemsiyorum Bakış Gazetesi. Bakış Gazetesi geçmişte Küçükçekmece'de ve Atakent bölgesi çok ciddi yayınlar yaptı ve ondan sonra bu alan boşaldı. 10 yıldır biz bıraktık bu işi. Gazeteciliği, yerel gazeteciliği bırak. Ama 10 yıldır sadece şu örneği vereyim. Biz bugünkü mevcut Arena Parkı'nın önündeki ışıklar yapılmadan önce biz oraya bir eylem yaptık orada. 3 kişi öldü. Bize eylem yapana kadar. O ışıklar konulmadan önce 3 tane insanın hayatına mal oldu o ışıklar. Ve Bakış Gazetesi'nin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarıyla orada bir eylem yapıldı. Bu eylemin sonucunda oraya ışıklar konuldu. Bakın 10 yıl geçti, hala yaya geçidi var orada. Ne bir alt geçit ne bir üst geçit yapılamadı. Bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum Atakan'cığım. Yerel basının gücünü belirtmek için. Ve bugüne kadar da Bakış Gazetesi gibi bir yerel basın gücü Küçükçekmece'de olmadığı için. O gün doğru söylüyorsun, yazılı basındı. Bugün şartlar değişti. İşte o yüzden Atakent TV. Atakent TV bir ihtiyaç. Hem Atakentliler için ihtiyaç, hem Küçükçekmece için ihtiyaç, hem de ulusal anlamda da bir ihtiyaç. Doğru haberlerin verilebilmesi, yerelden insanların haberlere birinci elden ulaşabilmesi için ihtiyaç Atakent TV. Atakent TV'yi o yüzden önemsiyoruz ve biz bu Atakent TV fikrini uzun zaman tartışarak sonuca bu noktaya getirdik. Atakent TV ile birlikte ben inanıyorum ki hem Atakent halkı hem Küçükçekmece halkı yerel haberlerine birinci elden ulaşacaklar. Şimdi bazı grafiklerimiz var elimizde. Senin söylediklerini de destekleyen. Evet. Örneğin artık insanlar gazete okumuyor. Büyük gazeteler teker teker kapanıyor. Bu hem Türkiye'deki ulusal basından hem de dünya ölçeğinde
diğer ülkelerde bunlar böyle gerçekleşiyor. Yani habere ulaşılma yöntemleri tabii ki değişti. Cihazlar değişti, evet, yöntemler, evet, değişti. Yöntemler değişti. Artık insanlar televizyondan haber seyretmiyor, gazeteden haber almıyor. Hatta sosyal ben medyadan, burada cep telefonları. Bir bağlama yapayım mı? Bu hafta içerisinde biliyorsunuz ülkenin en büyük medya kuruluşlarından birini satın alan bir grubun sahibi, insanlar 15 TL'ye bir şey alıyorlar, 1 TL'ye şey almıyorlar, gazete almıyorlar diye bir serzenişte bulundu. Aslında bu çok önemli bir olaydı ki bu grafik de onu destekleyecek bir şey. Buyurun. Atakent TV'nin neden internet üzerinden yayın yapan bir kanal olduğunun göstergesi, yani gitgide konvansiyonel yayınlar, sabit yayınlar, akışı olan yayınlar gitgide izlenmiyor. Daha çok telefondan ya da internet, tabletten istediği zaman istediği programı seyretme eğilimi artıyor. Biz de umarım Atakent TV'de bu isteklere, taleplere uygun içerikler ürettiğimizde biz de izlenen bir yerel kanal olacağız. Bu yerel kanal, tabii bu yerel kanalda önemli olan şu. Bir olay olduğunda bunun yerelden nasıl algılandığı önemli. Yani olayın yerelde olması gerekmiyor. Eskiden gazete çıktığında gazetenin dağıtım alanı sınırlıydı. Mecburen siz yerelde olanı yereldeki kişiye ulaştırıyordunuz. Evet. Halbuki bizim bu yayınımız şu an internete yüklendiği an dünyanın her tarafından izlenebilir. Evet. Bir, dünyanın neresinde bir olay olursa olsun yerelden nasıl algılanıyor? Bunun gösterilmesi için burası bir mecra olacaktır. Doğru. Çünkü biz değerlendireceğiz. Evet. İkincisi, yereldeki bir olayın evrensele, uluslararası alanda görünür bilir olması için de internet üzerinden yayın yapan bir mecranın varlığı önemli. Yani yerelden evrensele bakarken evrenselden de yerini görebilmek önemli bir şey. Burada bir şey buradaki söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Sevgili Doğan Hocam da gazete köşesinde şey yazıyordu, onun köşe ismi dünya vatandaşıydı diye. Bu da oraya bir şey oluyor. Tabii bu haberi değerlendirmek lazım. Habere ulaşmanın yöntemleri değişti. Akıllı telefonlar %68 gösteriyor. Bilgisayar %62, tablet %24 diyor. İnternet %90 kullanım oranı. Televizyon %80. Ve sosyal medyada %73, gazeteler %54'e düşmüş, radyo %41'e düşmüş. Yani haber anlamında tabii çok fazla değişim var. Dijitalleşen dünyada bu kadar inanılmaz insanoğlunun gelişimi de, yani son 15-20 yılı değerlendirdiğimiz zaman müthiş bir, bu bilgisayarların, çiplerin üretilmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşadı. Tabii, medya değişim da bunun üzerinde. Güvenirliği de getiriyor. Bu değişimle birlikte güvenirlik esası oluştu. Şimdi güvenirlikte ciddi anlamda sıkıntı. Özellikle bizim gibi ülkelerde medyanın bulunduğu konum güvenirliğini ciddi anlamda etkiliyor. Tabii medya aynı zamanda bizde, Avrupa'da ve dünyada farklı medya kuruluşları, bağımsız kuruluşlar. Demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi medyadır. Demokrasinin var olabilmesinin temel meselesi medyadır. Muhammed Gandhi yanına bir gazeteciyle röportaj yaparken şunu söylüyor. Diyor ki, eğer diyor demokrasi varsa sayenizde vardır diyor. Evet. Yani medya bu kadar önemli. Özellikle ben yerel medyayı ulusal medyadan çok daha ayırıyorum. Geçmişte de yaşadığım tecrübelerden söylüyorum. Yerel medya hepsinden önemli. Çünkü yerelden, birinci ağızdan biz buradaki olayları değerlendirip çevremizdeki insanlara bildireceğiz. Dolayısıyla o yüzden güvenirlik çok önemli. Yani yerel basında siz çok fazla güvenilir olmayan bir haber yapma şansınız yok. Ama geçen de yine Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada da dünyada uydurma haber konusunda Türk basını da birinci sırada. Bu da enteresan bir noktada. Tabii evet, işte bu iş adamlarının seçilmesinde de yalan haber, evet, yapılması, evet, özellikle sosyal medyadan yayılması gündem, evet, olmuştu. Evet, evet. Tabii yerelden yayın yapan bilinen insanların, hatta habere konu olan kişilerin kendisinin doğrudan çıkıp kendi meramını anlatabileceği bir ortam biraz daha güvenilir, biraz daha insanların inanabileceği, güvenebileceği bir mecranın varlığına sebep oluyor. Yalnız bunu da söyledikten sonra şunu da söyleyebiliriz. Video haber. Yani şu an bizim yaptığımız program ve bundan sonra yapacaklarımızın arasındaki video haber. Yazılan çok daha çok görüntünün işlenmesi, onun yayılması. Bu eğilimlerde zaten video izlemenin
ülkeler bazında sıralamasını gösteriyor. Beşinci sıradayız galiba. Sırada. Evet, beşinci sıradayız. Ya şimdi biz okuma geçen hafta şey vardı biliyorsunuz, kitap fuarı vardı. E5 böyle insan seli gibiydi. Evet, yol kapanmış. O görüntüye baktığımız zaman okuma oranımızın çok üstlerde olduğu gibi görünür ama okuma oranımız %1'in altında. Türkiye'de okuma kişi başına bir kitap düşmüyor neredeyse. Kişi başına bir kitap neredeyse düşmüyor. O yüzden biz Türk halkı olarak bu görseli, video işi bizi çok yormadan oturup da koltuğumuza çok rahat yorum yapabileceğimiz anlamında. O yüzden bence ben bu grafiği biraz da o açıdan da değerlendiriyorum. Bu da iyi bir şey aslında. Yani en azından seyredilebilirlik olayı da çok önemli. Yani bir videonun seyredilmesi bir haber merakının olduğunu da gösteriyor. Yani toplumdaki insanların bir haber merakı var. O zaman bu haberi doğru kanaldan alması gerekiyor. Çünkü ulusal kanallardan insanlar bıkmış durumda. Yani Atakent'te, Küçükçekmece'de neler oluyor? Ben 40 yıldır Küçükçekmece'de yaşıyorum. İlkokulu Küçükçekmece'de bitirdim. Liseyi Küçükçekmece'de bitirdim. Küçükçekmece'de evlendim, ev bark sahibi oldum. Her şeyim Küçükçekmece. Yani 40 yıl, 50 yaşındayım, 40 yıllık Küçükçekmece. Küçükçekmece'de neler olup bittiğini öğrenebileceğim gerçek anlamda bir mecra yok. İşte Atakent TV, biz burada bu anlamda hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu programın da özelliği insanları Atakent özelinden Küçükçekmece'deki insanları bir araya getirip buluşturmak. Sanatçısından siyasetçisine, yöneticisinden özel kuruluşlardan, sosyal kuruluşlardan. Ben eminim ki Küçükçekmece'de yaşayan insanların birçoğu, ki Küçükçekmece çok büyük bir ilçe, Türkiye'nin %1 nüfusunun yaşadığı bir ilçe. 770 bin nüfusu var Küçükçekmece'nin. Eminim bu 770 bin kişi içerisinde birçoğu kaymakamımızın ismini dahi bilmiyordur. Yani bugün kaymakamımızdan tutun, belediye başkanımızdan tutun, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarından tutun, hepsinin belediye meclis üyelerimizden, muhtarlarımızdan, derneklerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdaki insanları getirip bu mecrada Küçükçekmecelilere tanıtmak ve Küçükçekmecelilerin sorunlarını bu mecra içerisinde dile getirip bütün sorunları dile getirebilecek bir şey olması lazım. Atakent bu boşluğu dolduracaktır. Evet. Özellikle Atakent özelinde komşularımızın içerisinde çok kıymetli yazarlarımız, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız var. Umarım onlar da bizimle bu platformu paylaşır. Hem onların gündem hakkındaki fikirlerini, onların kendi gündemlerini, yani bir sanatçının sanatçı evet. gündemini, bir evet. akademisyenin akademisyen gündemini mahallelerle paylaşabiliriz. Hem de onların ülkede olup biteni nasıl değerlendirdiğini burada insanlara gösterme fırsatımız olur. Bu anlamda da biraz daha özgür bir platform olacak aslında. Yani ulusal kanallardan daha ziyade bizim evet. yani yerel olduğumuz için biraz daha özgür bir platform olacaktır. Biraz daha bağımsız yayın olduğu için o yüzden bence daha güzel bir şey olacaktır. Kanal olacaktır. Ben çok ümitliyim. Atakent'in bu anlamda çok duyarlı olduğunu da düşünüyorum. Geçmişte biz gazetecilik kimliğimizde, hala yine oraya geliyorum, o kimliğimizde bunları çok gördük zamanında. Çok özel insanlarla tanıştık. Çok özel de hizmetler yapma şansımız da oluştu Atakent'te. Belki bugün Atakent'te yaşayanların birçoğu bizi tanımıyor. Geçenlerde de bir yerde de bununla ilgili bir şey olmuştu. Bir arkadaşımız ya ben sizi tanımıyorum ki falan dedi. Ben de doğrusunuz dedim. Çünkü çok uzun zamandır medyanın içerisinde yer almadık. Sosyal hayatın içerisinde de biraz geri plana çekildik. Ama bugün geçmişte yaptıklarımızı anlatabileceğimiz, bundan sonra ne hayal ettiğimizi de söyleyebileceğimiz, tüm Atakentlerin bir ortak buluşabileceği, sorunlarını dile getirebileceği bir kanal olacak Atakent TV. Aynı zamanda da Atakent'in ben düşünüyorum, bana göre çok ciddi sorunları var. Çözülmesi gereken çok ciddi sorunlar var. Demin anlattığım, yayının başında söylediğim gibi Bakış Gazetesi'yle yaptığımız bir haber, bir Arena Park'ın oradaki ışık olayının daha sonra Atakent'te hala bugün insanlar sorunları çözebileceği bir platform yok. Çeşitli bu platformu oluşturmak var. Çeşitli denemeler oluyor. Bir araya gelme çalışmaları oluyor. Bu, en azından bu bir araya gelme çalışmalarının da duyurulması gerekiyor. Aynen. Yani biz insanları bir araya getirme misyonu yüklenmemek lazım en baştan. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Atakent TV bir yayın çizgisi var. Ama daha çok manifestomuz var zaten. Manifestomuz da kendisini ifade ediyor. Ama daha çok bir şeyleri değiştirmek isteyen, sorunu olan
insanların sesini duyurması için bir mecra olmak. Yoksa hani siz derdinizi bize anlatın, biz sizin yerinize bunları yapalım, hayır, değil. Hayır, hayır. Hiç kimse buyurun, bir zaman. Biz size mikrofon uzatalım, biz size kamera uzatalım. Siz buradan sesinizi bizim vasıtamızla duyurun. Sorunlarının çözüm bulması için bizim de bir çorbada tuzumuz bulunsun. Yani bir sorunu çözebilmesi için kamuoyu baskısı oluşması lazım. Yani kamuoyu baskısı olmadan hiçbir sorunu çözemezsiniz. Kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Atakent TV'nin en büyük şeyi. Oradan da buraya bir bağlayalım. Evet. Oradan, yani biz kamuoyu baskısı oluşturabilecek gerek muhtarımız özelinde, gerek belediye başkanımızın özelinde, gerek ilçe kaymakamımızın umarım destekleriyle biz bu kamuoyu baskısıyla birlikte Atakent'in ve Küçükçekmece'nin sorunlarını çözeceğimize inanıyorum. Buradan evet. Sosyal medyanın haber alma alanında kullanımına dair istatistikler verilmiş. Bir yıl içerisinde çeşitli platformlar azalırken bazıları yükselmiş. Biz Atakent TV olarak bu platformlar tamamında yer alacağız. Bunlara dair uzantılarımız var. Haber sitemiz olacak bir tane de. İnternet üzerinden yayın yapan bir sitemiz olacak. Aynı zamanda yazılı da yayın yapacağız. Ama esas önem verdiğimiz şey ekranlar. Ekranlardan ulaşmak daha etkili. Bunu söyleyerek burayı kapatalım isterseniz. Yani Neten olur, Atakent, yerki programlarda zaten evet, konuşuruz. Daha da derinleştiririz. Ama şimdilik bir ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacın genel medya eğilimleriyle örtüştürmeye çalıştığımızı, iyiden güzelden yana olduğumuzu ve sesi çıkmayanın sesinin çıkmasını, kendi görünür olmayanın görünür olmasını sağlamak için bir misyon en fazla buraya biçtiğimizi söyleyelim. Ve amatörce başladığımız, amatör bir ruhla başladığımız ve umarım gitgide ileriye taşıyacağımız. Hep tabii amatör halk, kalalım. Profesyonelleşmek iyi olmayacaktır. Evet, ruhumuz ve yaklaşımlarımız amatör ama içeriklerimiz gitgide profesyonel olsun. Bunun için de halkımızın doğru şeyleri desteklediğini, geçmişten, çeşitli çalışmalarımızdan, bireysel deneyimlerimizden de zaten biliyoruz. Biz olabildiğince doğrusunu yapmaya çalışalım. Takdir bizi izleyenlerindir. Şimdi buradan mahallemizde bir okul açıldı. Biliyorsunuz bu okulun açılışı için Cumhurbaşkanımız geldi. Burada çeşitli bir protokol, bir konuşma da yapıldı. Evet. Orada bazı şeyler geçti. Sizin bir değerlendirmenizi alsak. Cumhurbaşkanımızın gelmesi, yaşananlar. Şimdi her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın Atakent'e gelmiş olması bir kere güzel bir olay. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı Atakent Mahallesi'ne geliyorsa ve özel de bir okul açıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın zannediyorum dışında biraz çok fazla güvenlik önlemleri konusunda Atakentliler çok ciddi anlamda sık boğaz edildi. Ben zannetmiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuya bu kadar sık boğaz edilmesini istemeyecektir ama Atakent olarak böyle bir gerginlik oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği gün Yollar hatta kapandı. Yani yolların kapatılması, bu kadar çok güvenlik önlemlerinin alınması, oradaki işte esnafın bir kısmının farklı bir şekilde uygulamaya tabi tutulması, çok detaya girmenin bir anlamı yok. Bir de sosyal medyada dolaşan farklı haberler de oldu. İşte muhtarımızın alınmaması gibi bir şey, kendisinde bir protokol alınmaması gibi. Evet öyle bir şey de oldu. Yani bunlar tabii hoş şeyler değil ama Cumhurbaşkanı'nın Atakent'e gelmesi, böyle güzel bir okulu açması çok güzel bence, çok da önemli. Atakent enteresandır. Herhalde zannetmiyorum, ben Türkiye'nin 81 ilini gezdim işim dolayısıyla. Bu kadar çok eğitim kurumunun özel ve Milli Eğitime bağlı okulların bu kadar bir arada olduğu ve bu kadar çok okulun olduğu bir mahalle herhalde Türkiye'nin başka bir yerinde yoktur. Benim oturduğum bölgede 5, 6, 7 tane okul aynı anda yan yana, sanki başka yer yokmuş gibi. İlginç taraftır, ilginçtir. Size basit bir şey söyleyeyim. Atakent Mahallesi'ndeki okul sayısını bilmiyorum ama benim sırf yakınımda 6-7 tane var. İlginç tarafı, hemen yanımızda olan Atatürk ve Mehmet Akif Mahallesi'nde bir tane lise yok. Atatürk Mahallesi'nde bir tane var. Bir tane çok amaçlı lise var ama iki mahallenin nüfusu ciddi bir nüfus. Yani bütün Küçükçekmece'nin okullarını hepsini getirip Atakent'in içerisine yığmak
hemen dibinde olan bir şeyin, iki mahallede bir tane lisenin olmaması zannediyorum ilçe milli eğitim müdürümüz ve sayın kaymakamımızın da dikkatinden kaçmayacak bir durumdur. Çünkü özellikle Mehmet Akif Mahallesi bu konuda ben çok muzdarip olduğunu düşünüyorum. Biz geçmişte bununla ilgili çalışma yaptık. Bugünkü Malof İstanbul'un yeri aslında bir eğitim alanıydı, sosyal ve spor alanıydı. Sonra planlar değişti, farklı şekilde kullanıldı. Ama o bölgede arazi olmadığını söyler. Kamulaştırma çok rahatlıkla yapılıp da şey yapılabilir. Okul açılabilir. Bence evet, Atakent'teki yani eğitim kurumlarını bir gün mutlaka masaya yatırmamız lazım ve Atakent'te bu okullardan kaynaklanan çok ciddi bir trafik problemi var. Trafik problemi var, güvenlik problemi var. Ciddi. Öğrencilerin taşınmasıyla ilgili, öğrencilerin yorulması var. Gereksiz bir yığılma yaratıyor. Yani evet, burada evet. Atakent'in görece daha geç mahalle olması, işte toprağının çok olup planlanabilir olmasının etkisi olabilir ama devlet başka yerlerde birçok araziyi farklı amaçlarla kullanıyor. Bunlar eğitim alanı olarak planlanabilir. Herkes kendi mahallesinde çeşitli okullar yapılarak orada öğrenciler rahat rahat gidebilir. Ya bu bir problem. Problem. Bu problem. Önümüzdeki programlarda ciddi anlamda oturacağız. Belki de yerel bu anlamdaki eğitimcilerle de bir araya gelmemiz gerekiyor. Evet. Muhtarımız da evet protokol almadı. Bundan bahsettik. Ben çok fazla üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı'nın gelip de bir okul açılışı yapıp da burada muhtarın protokol alınmaması tabii ki önemli bir olay. Bizim için önemli bir olay. Sonuçta bizim temsilcimiz. Yerelden seçilmiş, halk tarafından seçilmiş 20 bir temsilci. 22 bin civarında oyla seçilmiş. Evet, az bir yani oy değil. Yani ciddi böyle. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz ki muhtarlarla ilgili yapmış olduğu toplantılar ve muhtarlara vermiş olduğu önem de çok iyi biliniyor. Ben zannetmiyorum ki o protokolü yapanların bir hatasından kaynaklanmıştır diye düşünmek istiyorum. Yani sayın muhtarımız, muhtarımızın bu şeyde umarım bugün muhtarımızı çağırırız. Evet, evet. Muhtarımıza birinci elden sorarız ama çok ben doğru bulmuyorum ki. Açıkçası. Yani ben doğru bulmuyorum. Bu 22 bin civarında oy almış. Demokrasi ise demokrasi, seçim ise seçim. Yerelde mülki amir olarak zaten muhtar var. Yani muhtarın çağrılmamış olması büyük bir eksiklik. Ki bizim bildiğimiz çağrılmış, katılabilirsiniz, isminizi yazdırdık gibi bilgiler verildikten sonra o listeye, protokol listesine alınmadığına dair bilgiler de paylaşıldı. Tabii birinci ağızdan duymadık. O yüzden bir şey demiyoruz. Ama kendisine destekleyen Atakent Kadın Meclisi bir açıklama yaptı. Onu yayın zaten şu an ekranlarımızda. Umarım muhtarımız bir gün misafirimiz olur ve kendisiyle bu konuları ve mahallenin diğer sorunlarını konuşuruz. Evet, diğer problemleri konuşmak lazım. Ama her şeye rağmen Atakent çok özel bir okula kavuştu. Bu okulu yapanlara da teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Peki yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerle ilgili AK Parti'nin Küçükçekmece'deki durumu nedir? Yerel seçimlerde ne yapacak? Küçükçekmece, ilçe, belediye şimdi tabii siyasete giriyoruz burada. Yerel siyasete tabii yerel seçimler çok kısa bir zaman kaldı. 31 Mart aslında çok az bir zaman bir siyasi partiler için. Ama hala adaylar hiçbir partinin netleşmiş durumda değil. Ben bunu şöyle bakıyorum hep onu söylemişimdir. İktidar adayını biraz geç açıklayabilir. Çünkü zaten yarışın içindedir. Bu yarışı zaten koşuyor şu anda. Ama muhalefetin biraz daha erken en azından bir 4-5 ay önce en azından belediye başkan adayını açıklamış olması gerekiyordu ki en azından o açıklanacak aday da sahada kendi projelerini üretip çünkü proje üretmek bir zaman. O projeyi ürettikten sonra da bunu halka gideceksiniz. 770 bin nüfuslu bir yer, 550 bin seçmeni olan bir ilçede bu çalışmayı yapacaksınız. Küçükçekmece özelinden söylüyorum ki muhalefet daha henüz büyükşehir adaylarını da açıklamış durumda değil. Zannediyorum Cumhuriyet bu geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aday
aday tanıtım toplantısı vardı. Önce bir AKP ile ilgili söyleyeceklerimizi bitirdiysek onu bitirdikten ondan sonra mı geçelim? Evet. Çünkü görüntüde o gelince AK Parti'de henüz adaylık süreci yeni başladı. Yani aday adaylık müracaat süreci yeni başladı. Aldığımız duyumlar Küçükçekmece özelinde de mevcut Sayın Başkan'ın Temel Karadeniz'in adaylık süreci devam ediyor. Şu andaki en güçlü adaylardan birisi. Onun dışında konuşulan isimler var. Başakşehir Belediye mevcuttaki Başakşehir Belediye Başkanı'nın Küçükçekmece'ye kaydırılacağı, şayet Büyükşehir'de Sayın Mevlüt Uysal aday gösterilmezse onun Başakşehir ya da Küçükçekmece'ye kaydırılacağı gibi bir tabandan bir söylentiler silsilesi birbirini takip ediyor. Ama bunun yanında farklı adayların da müracaat ettiğiyle ilgili de bilgiler kulağımıza geliyor. Küçükçekmece'de AK Parti zannediyorum ciddi bir çatışma içerisinde, örgütle Sayın Belediye Başkanı'nın arasının çok iyi olmadığı gibi söylentiler de var. Tabi bunlar hepsi birer söylenti, onu da özellikle belirtmek lazım. Örgütün tavrı belediye başkanının seçiminde AK Parti'de de etkili olacağını düşünüyorum. Eski belediye başkanı Sayın Aziz Yena ile ilgili söylenti var ama aday olmayacağını açıklamış, çok yakın çevresinde konuştuğum birisiyle gelen bir bilgi. AK Parti tabii bu son 3 dönemde Küçükçekmece'de iktidar olmasının getirmiş olduğu ciddi bir avantaj var. Yani geçen seçimler, 2014 yerel seçimlerini çok kafa kafaya kazandılar. Dolayısıyla bu seçime biraz daha ciddi asılacaklar. Yani ben AK Parti Genel Merkezi'nde bunu değerlendirdiğini düşünüyorum. Evet. Muhalefete kaptırmak istemeyecekleri bir ilçe ama yapılan anketlerde de Küçükçekmece seçiminin de ortada olduğu, yani başa baş olduğu izlenimi var. Bunu da nereden anlıyorsun? O zaman anlıyorsun? Dengelerin değişmediğine dair bir şey söyleyebiliriz. Çünkü geçen seçimlerde 5-10 bin bir oy farkla... 13 bin oy fark var. Yani 182 bin. Ama geçersiz oylar mesela daha fazlaydı. Yani tabii yani orada da farklı şeyler var. Onu da önümüzdeki süreçte yerel basında, medyada arkadaşlarımız da bu 2014 seçimlerinde bir ara masaya yatırmak lazım. Çünkü o dönemde muhalefet adayında bu dönem tekrar aday olduğu bilgisi var. Kendisi de o aday tanıtım toplantısı kendisini de açıklamıştı. Tekrar aday. Tabii o seçimi 2014 yerel seçimleri Küçükçekmece için çok önemli. O seçimdeki hatalar çok önemli. Özellikle muhalefet açısından. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi içerisinde çok fazla değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani biz aslında orada şey yaptık. Buradan CHP'ye girmiş olduk. Siz en son bu Yahya Kemal Bey attı spor salonu kültür merkezi. Evet. İsmini bir türlü söyleyemiyoruz çünkü biraz başlangıçta farklı bir isim koydular, sonra evet, değişti. Türkçeleştirilmesi için bir kampanyayla değiştirildi. Hala Yahya Kemal Beyatlı demek yeterli aslında. Evet. Gittiniz, orada röportajlar yaptınız. Evet, atmosferi koyduk. Atmosferi yaşadınız. Oradan bir değerlendirmeyle, kısaca bir değerlendirmeyle. Şimdi bu değerlendirme aslında... Pardon, önce bir videomuz varmış. Evet, videomuz var. O videoyu seyredelim. Önce bir videoyu evet. Bir yayınlayalım. Özgür Bey, videomuz var. Onu seyredelim. Sonra değerlendirmeyi yapalım. Başkanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz hayırlı olsun. Olsun. Size de Atakent TV hayırlı olsun. Atakentlere. Evet. Umarım iyi bir iletişim merkezi haline gelir. Toplantımız Küçükçekmece'de Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere yakın. Seçimleri alacağız. Onun en önemli göstergesi en az 20 belediye başkan aday arkadaşımız var. 100'e yakın belediye meclisi aday arkadaşımız var. Onları bugün parti kamuoyuna tanıştırmak için birlik, beraberlik, birlikte mücadele etme, örgütlü mücadele etme göstergesi olarak bugün buradayız, toplandık. Biraz sonra program başlayacak. Orada da aslında ne düşündüğümüzü uzun uzun anlatacağız. Teşekkür ederiz başkanım. Toplantı öncesi zaman ayırdığınız için başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben de size başarılar diliyorum. Şimdi istersen buradan CHP'ye gelelim. CHP Küçükçekmece ilçe örgütü Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenledi. Evet. Siz de katıldınız. Röportajlar yaptınız. Evet.
Videoyu da izledik. İlçe başkanıyla yaptığınız röportajı da izledik. Evet. Genel atmosfer nasıldı? Salondaki hava nasıldı? CHP'liler inanıyor mu bu kazanacaklarına? Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece ilçe örgütü çok özel bir örgüt. Çok özel bir ilçedir. Ve gerçekten de ilçe başkanı Sayın Turgay Özcan çok başarılı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirmiştir. Burada bu çalışma toplantısında salondaki insanların sayısından ziyade buraya gelen insanların niteliği. Ben salon toplantısının ve adayların kendisini ifade edebileceği böyle mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdiği için Sayın İlçe Başkanı'na ayrıyetten teşekkür ediyorum. Hem Küçükçekmece adına hem Cumhuriyet Halk Partisi adına çok doğru bir karardır. Hatta o kadar başarılıdır ki geçmiş dönem belediye başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen de katılmıştır bu toplantıya ve 89 belediyeciyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur. Bu çarpıcı açıklamaların bir kısmını da biz röportaj olarak yaptık. Atakent TV'de herkesin mutlaka seyretmesini isterim. Çünkü orada geçmişte hiçbir yerde bulamayacakları çok özel birkaç tane cümlede edindi. Önümüzdeki süreçte de Sayın Nurettin Sözen'le tekrar yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir röportaj yapacağız. Bunu da Atakent TV'de yayınlayacağız. İl Başkanı katılmıştır. İzleyicilerimiz o zaman bizi takip etmeye devam etsinler. Kesinlikle. Özellikle Nurettin Sözen'in söylemleri, çok özel söylemleri var. Gündeme bomba gibi düşebilecek söylemler de var aslında orada. Çok farklı şeyler söyledi Sayın Hoca. Bunun dışında İstanbul Milletvekilleri katılmıştır. Bölge Milletvekilleri katılmıştır. İl Başkanı katılmıştır. Ve ciddi anlamda bir basın ordusu takip etmiştir. 20 tane gibi çok büyük bir adayın, çok sayıda adayın olduğu bir ilçede bu kadar adayın kendisini ifade edebileceği, örgütün tamamına ifade edebileceği, kendini tanıtabileceği başka bir platform organize edilemezdi. Dolayısıyla ilçe başkanının bu yaptığını o yüzden önemsiyorum. Çok da doğru buluyorum. Bunun örnekleri amacına ulaşmış mıdır? Bence ciddi anlamda amacına ulaştı. Tabii ki ufak tefek aksaklıklar, ufak tefek şeyler oldu ki her programda olur. Burada da oldu tabii ki adayların konuşmalarında, sürelerinde zamanın çok uzaması, insanların sıkılması. Ama salonundaki genel yapıyı şöyle görüyorum. İsteyerek ve bilerek geldi insanlar oraya. Birebir adayları tanımaya geldiler. Yani dışarıdan otobüslerle, minibüslerle adam taşınmadı. O salonun tamamı doldurulmak istese doldurulurdu. Ama öyle değil. Gerçekten Küçükçekmece CHP ilçe örgütü oradaydı. Bu sayının 3, 5, 10, 50 olması çok önemli değil. 10 bin kişi olması bir şey ifade etmiyor. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütü ve Küçükçekmece'de siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partilerinin hemen hemen hepsi oradaydılar. Çok da başarılı bir, tekrar söylüyorum, toplantı oldu. Adaylar da kendilerini iyi hazırlanmışlardı, iyi tanıttılar. Küçükçekmece özel bir ilçe. Yani bu kadar çok adayın gelmesi ve hatta sadece Küçükçekmece özelinde değil, zannediyorum biraz teşbih olacak ama Amerika'dan falan da aday çıkar diye düşünüyordum. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde Küçükçekmece'ye aday olan çok fazla dışarıda insan var. Evet. Bu da acaba aklıma bu şu soruyu getiriyor. Örgütün de şikayet ettiği bir şey. Yani evet, Küçükçekmece yani. Örgütünün Küçükçekmece'den olmayanların aday olmasına biraz en azından sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla tepkileri var. Evet yani. Salona yansıdı mı? Mesela konuşmada, alkışlarda. Yani şimdi alkışlar aslında çok şey değil. Ben alkışları çok fazla orada önemsemedim. Kendi adıma söylüyorum. Takip ederken içeriklere baktım. Yani adayların söylemlerine baktım. Ve orada salonda gördüğüm bir iki tane çok ciddi aday var. Bunların bir kısmını çok ciddi anlamda hani seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıracak bir iki tane aday var salonda. Yani bu adaylar içerisinde ama ben bu dışarıdan gelen adayların birçoğunun Küçükçekmece'de başarılı olacağını düşünenlerden değilim. Bu partinin içerisinde uzun yıllar örgütüyle aynı fikirdesin. Evet evet, uzun yıllar siyaset yapmış birisi olarak da söylüyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde çok ciddi bunun örnekleri var. Sayın Naci Ekşi dönemi var.
Sayın Nurettin Şen dönemi var ve Sayın Gökhan Gümüşdağ'ın dönemleri hep örgütle, bu üç adayın da son üç dönemde bu üç adayın da örgütle barışık olmamasından kaynaklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Küçük Meclis'te seçimi rakibine kaptırmıştır. AK Parti iktidarına kaptırmıştır. Aslında alınabilecek bir belediye başkanlığıyken 3 dönemde gerek partinin yetkili organların doğru karar vermemesi ve gerekse de Küçükçekmece CHP ilçe örgütünün adaylara olan güveninin tam oturmamasından kaynaklanan bir handikap yaşanmıştır. Bu Sayın Gökhan Gümüşdağ'da da böyle oldu. Sayın Nurettin Şen'de de böyle oldu. Sayın Naci Ekşi'de de böyle oldu. Umut ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar vericileri bu dönem Küçükçekmece örgütünün beklentileri doğrultusunda bir karar verirler. Eğer böyle bir karar verirlerse Küçükçekmece örgütü de buna sahip çıkar. Çünkü örgüt niye önemli biliyor musunuz? Ben bunu bizim haber sitesindeki yazımda da yazdım. Mutlaka okunmasını tavsiye ederim. Çok önemli. Örgüt şundan dolayı. Küçükçekmece 770 bin nüfuslu bir ilçe. Türkiye'nin %1 nüfusunun yaşadığı bir ilçe. Aynen, burada yaklaşık Türkiye'nin, 500. Türkiye mozaiğinin benzeri. Yani Türkiye'de. Aynen öyle. Küçük İstanbul. Model. Evet, yani model bir ilçe. Evet, yani her anlamda. Küçükçekmece'yi model aldığınızda aslında Türkiye'deki ne yapılabileceğini, neler olabileceğini çok doğru gösteriyor. Her dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ve karar vericileri Küçükçekmece'yi doğru değerlendirememişlerdir. Bugüne kadar. Doğru değerlendiremedikleri için de hep yanlış adaylarla Küçükçekmece yerel seçimi kaybetmişler. Hatta ben daha iddialı söylüyorum. Milletvekili seçimlerinde de Küçükçekmece özelinde yeterince çalışma yapılamamıştır bugüne kadar. Yapılsa bu oy oranları çok farklı noktalara gidebilir. Dolayısıyla buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer karar vericiler doğru karar verirlerse ben salonda edindiğim izlenim bir iki tane aday Küçükçekmece'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyabilecek güç ve potansiyele sahiptir diye söylüyorum. Ama ciddi anlamda adaylar üzerinde değerlendirmemi de çok ciddi değerlendirmelerim olacak. Onları da ilerleyen programlarda önümüzdeki programa saklayalım ama bu aday tanıtım toplantısı tamamen ilçe başkanının çok büyük bir başarısıdır. Bu başarıdan dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Umarım. Bugüne kadarki diğer seçim öncelerinde yapılandan çok daha farklı bir çalışma olmuştur. İlk başta tereddütle karşılanmıştır ama sonuç başarılıdır. Bizim açımızdan da benim kişisel açıdan da ben salondaki çalışmayı başarılı buluyorum. Ama adayları açısından baktığım zaman da yine söylüyorum. Adaylar içerisinde çok enteresan kimlikler var. Özellikle fazla açmayalım istersen. Son bir şey söyleyeyim istersen ondan sonra bağlayıp toplayalım. Son belediye başkan adayının 2014'teki belediye başkan adayının salondaki yapmış olduğu konuşma çok dikkat çekicidir. Bütün sorumluluğu üstüne almış olması 2014 yerel seçimleriyle ilgili çok hazin bir durumdu. Çok gerçekten hazin bir durumdu. Bir adayın bu kadar hazin bir duruma düşmüş olmasından dolayı enteresan bir duygu içerisine katıldım. Çünkü o seçim gecesiyle ilgili ciddi anlamda anılarım var, şahitlerim var neler olduğuna dair. Önümüzdeki şeylerde bunu açıklayacağız. Ben Küçükçekmece'ye... İlk programdan süremizi çok aşmayalım. Evet, Küçükçekmece'ye önümüzdeki yerel seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda da Atakent TV kanalının bir platform olması dileğiyle gerek siyasi partiler açısından, gerek sivil toplum kuruluşları açısından Atakent TV herkese kapısını açacaktır. Herkesle birlikte olmaya çalışacağız. Herkesin kendini ifade edeceği bir ortam olmasını diliyorum. Gerek siyasi, gene söylüyor siyasi partiler, gerek sivil toplum kuruluşları, bölgemizin sorunları. Biz buradayız. Burada olacağız. Sizin sorunlarınızı konuşacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Çünkü burada yaşıyoruz. Gidecek başka yerimiz yok. Sorunlar evimiz burası. Aynı zamanda bizim sorunlarımız. Evet, çünkü. Bizim sorunlarımız. Çünkü bizim de sıkıntısını hissettiğimiz sorunlar olduğu için bu kanal burada var. Umarım Atakentliler bize sahip çıkar. Bunun için Atakentlerin desteğini istiyoruz. Sizlerle birlikte hem Atakent'i hem Küçükçekmece'yi
Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Özellikle Atakentlilik kültürünün oluşumunda Atakent TV'nin çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Atakent kültürüne çok önem veriyorum. Küçükçekmecelilik kültürüne çok önem veriyorum. Bunları eğer oluşturabilirsek, komşu olmayı başarabilirsek, birbirimize dost ve arkadaş olmayı başarabilirsek, sahip çıkabilirsek birbirimize çok daha güzel bir ortamda yaşayacağız. Hayırlı günler diliyorum. Güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Ben de programı kapatmadan önce Küçükçekmece bir model ilçe. Türkiye'yi kendi içerisinde barındırıyor. Atakent seçilmişler mahallesi diyebiliriz. Çünkü her bir sitenin, adanın, bloğun seçimleri oluyor. Oy kullanılıyor. Şekilsel de olsa demokrasi Atakent'in binalarına kadar girmiş durumda. Biz bütün seçilmişlerin de, seçilmişler hakkında iddialara olanların da sesi olacağız. Herkesin buradan kendisini ifade etmesini olanak tanımak için buradayız. İleride mahallemizin ve ilçemizin sorunları ile ilgili çeşitli konuklarımız, en azından bizim davetlerimiz olacak. Davetimize icabet edenleri burada ağırlayıp sizin de merak ettiğiniz soruları soracağız. O zaman yerel gündemi takip edeceğiz. Yerelden dünya gündemine bakacağız. Hoşça kalın. Bakışlarınız bizimle olsun.